Resulullah buyurdu: vardır ki bazı kullar günahı sebebiyle cenneti kazanırlar. Nasıl olur denildi. Buyurdu ki: günaha tövbe istiğfar edip unutmaz onu daha. Öyle pişman olur ki şeytan da hayret eder ve keşke bu günaha sokmasaydım onu der. Allah bir peygambere buyurdu: git müjde ver. Mü'mini affederim, tövbe ederse eğer. Bir veli buyurdu ki: tövbe edip yatınız. Ertesi güne dahi tövbeyle başlayınız. İsrailoğulları zamanında bir kişi vardı ki fasık olup günah idi her işi. Fakat günün birinde oldu nadim ve pişman. Tövbe etmek istedi bütün günahlarından. Velakin düşündü ki, pek fazladır günahım. Acaba tövbe etsem affeder mi Allah'ım? Bunu öğrenmek için acele bir alime gidip dedi: cevap ver benim şu sualime. 99 kişiyi öldürmüş bir adamım. Eğer tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Hayır etmez deyince öldürdü onu dahi. 100 oldu böylelikle onun öldürdükleri. Gitti başka alime anlattı bu durumu. 100 kişiyi öldürdüm. Tövbem kabul olur mu? Dedi: olur, velakin terk etsen bu diyarı. Filan köye hicret et. İyidir insanları. Tövbe edip o köye giderken fakat bu zat ömrü nihayet bulup o yolda etti vefat. Azap melekleriyle rahmet melaikesi ruhunu götürmeye oraya geldi hepsi. Velakin bu hususta eylediler ihtilaf. Bu mevta bize ait diyordu iki taraf. Hak Teâlâ buyurdu: tartışmayı bırakın. Ölçün iki tarafı nereye daha yakın. İyi köye bir karış yakın bulunca onu, rahmet melaikesi aldı onun ruhunu. Lakin halis tövbenin vardır ki işareti, pişmanlık ateşiyle kavrulur, yanar içi. Ne kadar çok olursa pişmanlığı kişinin, öyle çok tesir eder affa kavuşmak için. Günahlar sebebiyle kalpteki siyah izler, pişmanlık ateşiyle ancak temizlenirler. Resulullah buyurdu: tövbekârlarla otur. Çünkü o kimselerin kalpleri ince olur. Bir gönül ne kadar çok temiz ve safsa eğer, o kişi günahlardan o kadar nefret eder. Vaktiyle bir peygamber, günahkar bir kişinin isteğiyle Allah'a yalvardı affı için. Ona vahiy geldi ki, yerde ve göktekiler o kulun affı için şefaat etse eğer, affetmem o kimsenin günahını ben asla. Zira pişman olmuyor günahına ihlasla. Günahlar ayrılsa da büyük küçük diyerek, günahların hepsi de aslında büyüktür pek. Zira düşünmeli ki, günah ile o insan kime karşı gelmiştir, kime etmiştir isyan? Madem ki Halık'ına isyan etti o kimse, günahın küçüğü de büyüktür öyleyse.